Allah bir kişiyi hidayete götürür ise, evet değerli kardeşlerim, Müslüman nerede olursa olsun, men ra'a minkum munkaran felyugayyirhu bi nefsi. Fe'inlem yasadı febilisani, fe'inlem yasadı febikalbi ve zâlike etaful iman. Evet, münker bir şey gördüğümüz zaman çekinmeyeceğiz, söyleyeceğiz. Hakkı neşredeceğiz, bildiğimizi anlatacağız. Bu bizim görevimizdir. Bize yakışan da budur zaten. Benim yanında bir masiyet işleniyor ise, bir kardeşim namaz kılmıyor ise, bir gıybet yapıyor ise, bir kötülük yapıyor ise, onun ben mutlaka ikaz etmem gerekiyor. Evet, ikaz etmemiz gerekiyor. Evet, kardeşlerimizden bir kısmı Çin'e gidiyorlar. Çin'e gidiyorlar. Çin'de toplantı esnasında, dikkat edin, Çin'de toplantı esnasında kardeşimizin bir tanesi buradaki Mekke-i Mükerremeti ezene ayarlı cep telefonu ve öğle veya herhangi bir vaktin ezeni ne yapıyor? Cep telefonunda çalıyor. O zaman bayanlar, oradaki bütün Çinler hepsi duruyor. Şaşırıyorlar. Daha sonra soruyorlar. Ya çok güzel bir şey işittik. Bu nedir acaba? Nedir bu duyduğumuz deyince, işte o kişiler diyorlar ki, evet bizim ezenimizdir bu. Namaza davet ediyorlar. Ezendir, ilandır, bir duyurudur. Vaktin geldiğini bildiriyorlar diyorlar. Ya biz bu ana kadar böyle bir şey eşitmedik diyorlar. Peki soralım kendimize. O kadar orada Müslümanların elçileri var. Yıllardan beri onlar ezeni bile duyurmamışlar. Ezene bile bildirmemişler. Kelime-i şehadeti bile onlara nakşetmekten aciz kalmışlar. Evet, böyle yapmaları mı gerekiyordu? Ezen herkesin kulağına sinmesi gerekiyor. Herkesin bilmesi gerekiyor. Bunları yapmak gerekiyor idi. Ondan dolayı bu cevher bizde değerli kardeşlerim. Bu cevheri bizler yaşamasak başkasına yaşatamayız. Bu cevheri bizler anlamasak başkasını anlatamayız. Nerede olursak olalım. Hazreti Ebubekir yaptığı gibi, Hatice annemizin yaptığı gibi, Hazreti Ali'nin yaptığı gibi, Bilal İbni Habeş'in yaptığı gibi, onlardaki, bizdeki olan imkanlar onlarda da yoktu. Ama geceli gündüzlü koştular. Onlar ihya ettiler. Üzerlerine düşenleri yaptılar. Onlar omuzlar üzerinde İslam dünyasını kurdular. Ama şu dünyadan da zevk ve sefa almadan çekti gittiler. Allah onlardan razı olsun. Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Evet, Hazreti Ali bu müjdeyi aldıktan sonra savaşa dalıyor ve Hayber onun eliyle fethediliyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çok severdi. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anhu bütün savaşlara hazır olmuştur. Ancak Tebük Savaşı'na gitmemiştir Hazreti Ali radıyallahu anhu. Tebük Savaşı'na gitmemiştir. Hazreti Ali kâne Ali batalan mikvaren ve şuca'an la yahabül mühak. Harp esnasında savaştan korkmazdı. Devamlı ileri adım atardı. Felemme haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük. Tebük'e gittiği zaman istahlefe Aliyen ala ehli Medine, Medine-i Münevvere'ye kendisinin yerine oraya dikti. Hakim olaraktan dikti. Benim yerime sen burada kalacaksın. Ey Ali dedi. Fekale Aliyün, Ali kendisine dedi. Ey Allah'ın Resulü, beni kadınlarla çocuklarla beraber mi bırakıyorsun? Ben nasıl kalacağım? Seninle beraber olmanı istiyorum. Ey Allah'ın Resulü diyerekten münacatta bulundu. Etetrukuni ma sabiyyeti ve nisan. Ve nisa, beni kadınlarla çocuklarla mı bırakıyorsun deyince Allah'ın Resulü biraz gücenir gibi oldu. Fekale lehur Resulül Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Ela tarda en tekune minni bi menzilete Harun min Musa. Ey Ali, Harun Musa'nın yanında nasıl ise sen de benim yanımda öyle olmamı istemez misin? Harun Musa'nın veziriydi, yardımcısıydı. Sen de on gibi olmak istemezsin, izlemez misin diye buyurdu. Ey vezirenli kema kâne Harun vezirenli Musa, sen benim yardımcım olacaksın. Nasıl ki Harun Musa'ya yardımcı olmuş ise, illa ennehu leyse nebiyyün badi, evet ancak şu var ki benden sonra peygamber olmayacak. Hazihi mekanetu Ali, Allah'ın işte Resulünün yanında Hazreti Ali'nin durumu, kariyeri budur değerli kardeşlerim. İnde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hu ibn ammi, amcasının oğlu ve yardımcısı ve eniştesi zevci ibneti Fatıma Zahra radıyallahu anhuma, Fatıma Zahra'nın da kocası. Rahimallah aliyen,
Allah Ali'ye rahmet eylesin. Ve eskenehu fesiha cennatihi. Onu cennetine mesken eylesin. Ve hu min ahli beyti nübuvve. Peygamber nübüvvetin ailesindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veziridir ve onun damadıdır ve onun sohbetinde bulunaraktan, onun emrini alaraktan, onun müjdesini alaraktan Hayber'in fethine sebep olmuştur. Allah kıyamete kadar onun gibi çalışan, onun gibi gayret eden bütün Müslümanları rahmetle analım, rızayla analım, gönül rızasıyla alalım ve diyelim ey Allah'ımız, ey Rabbimiz, nasıl ki Ali'ye, nasıl ki Ebu Bekir'e, nasıl ki Hatice annemize, nasıl ki Bilal'a heyecan, İslam aşkı, İslam gayreti vermiş isen, aynı heyecanı, aynı gayreti de bizleri nasip eyle ya Rabbi. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.